Bu karakter babası kızını çok seviyor. Kız öldükten sonra onu tekrar robot olarak geri yaratıyor. Bu oyun zaten diğer oyunlar gibi değil. Yani elektriğiniz bile kesilse hani oyun affetmiyor. Şu anda internetim gitti. Oyunlandı. Yani oyun yeni dondu. Böyle anlarda işte benim dikiz zamanım geliyor. Ya dikmesi kolay ama en sinir bozucusu da geri söküp uğraşmak. Boş zamanlarımda bilgisayar oyunu oynuyorum genelde internet üzerinden arkadaşlarımla ya da dikiş dikiyorum. Yani sabahın 6'larına 8'lerine kadar yani uyumaksızın oynadığımız günler biliyorum diyemem her gün neredeyse böyle geçiyor. Ama öyle bağlıyor ki sizi başından kalkıp da hani diğer şeyleri yapasınız gelmiyor. Sürekli oyun oynasam, sürekli bilgisayarda olsam, hani bu sefer gerçekten hayatımı boşa harcadığımın farkındayım yani. Dikiş benim için bu oyun bağımlılığının yanında pozitif bir şey olarak ben iyi bir şeye geçtiğim, yani kattığımı düşünüyorum. Karakterin kostümünü yaparak bununla etkinliklere katılıyorum. Cosplay, kostüm etkinliklerine. Oyunları oynadıkça, oradaki karakterleri sevmeye başladıkça onları daha çok hani hayata geçirmek istiyorsunuz. Göründüğünden daha zor ve detaylı olduğunu fark ettim ama oyun karakterlerini o kadar güzel ve yapılası yaratıyorlar ki hani cidden oynadıkça daha çok kostümünü yapasım geliyor. Bu bir yani hem bağımlılık gibi de bir şey aslında. İşin içine girdikten sonra artık böyle bir saatten sonra bırakamıyorsunuz, durduramıyorsunuz kendinizi. Hani 5 yıl sonranın bile cosplay planını yapabiliyorsunuz bazen. Hani 2 yıl sonranın peruğunu alıyorum ben şu an. Didem Üsçetin, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi. 2012 senesinde bilgisayar oyunlarına olan tutkusu değişik bir yansıma bulur onda. Oyun karakterlerinin kostümlerini diker ve bu kostümlerle etkinliklere katılır. Cosplay adı verilen bu etkinliklerse Didem için bilgisayar oyunu bağımlılığının yükünü azaltmanın bir yolu. Elektronik boş zaman, bilgisayar başında ya da interneti kullanarak boş zaman dilimini geçirdiğimizi gösteren bir ifadedir. Sadece artık bilgisayar başında da değil ya da interneti kullanarak da değil, sahip olduğumuz akıllı cep telefonları ya da Wii oyunu, çeşitli oyun konsolları ve PlayStation'larla da aslında biz elektronik boş zaman fırsatlarını yakalayabiliyoruz. Boş zamanlarımda bilgisayar oyunu oynuyorum genelde internet üzerinden arkadaşlarımla ya da dikiş dikiyorum. Şöyle bir gerçeklik var her şeyden önce. Dijital sektörde yaşıyoruz. Bilişim çağı olarak geçiyor artık her şey. İnsanlar boş zamanlarını dijital dünyada, bilgisayar başında, internet başında geçirebilir. Bu benim çok hoşuma gidiyor aslında. Sürekli gelişiyor, teknoloji gelişiyor, insan sayısı artıyor buna katılan. Bir yerden de girdap gibi gözüküyor, evet. Çünkü kaçınılmaz, girmek zorundasın. Nasıl televizyon ilk çıktığında herkeste yoktu, sonra herkes kullanmaya başladı. Artık herkes düzgün bir seviyede bilgisayar kullanmaya başlayacak.
Radyonun 50 milyon kişiye ulaşması 38 yıl. Televizyonun 50 milyon kişiye ulaşması 13 yıl. İnternetin 50 milyon kişiye ulaşması ise sadece 4 yıl sürmüştür. Elektronik boş zamanlara baktığımızda artık sadece bilgisayarlarla da sınırlı olmadığını görüyoruz. Günümüz teknolojisiyle beraber sahip olduğumuz akıllı cep telefonları ya da çok çeşitli oyun konsolları da elektronik boş zaman fırsatı sunmaktadır. Herhalde 96 yılında falan başladım Atari oynayarak. Bu benim için bir tutku. Şimdiye kadar senelerdir oyun oynadım. Oyunları çok sevdim. Hayatım haline geldi oyunlar. Ben çok küçük yaşta oyun oynamaya başladım. Çünkü çok küçük yaşta bilgisayar eve girdi. İlkokulda falandım galiba. Sadece bilgisayar oyunu ve dijital oyunlar oynamak da elektronik boş zamanla sınırlandırmak gibi oluyor. Dolayısıyla elektronik boş zaman fırsatları ya da etkinliklerine internette kitap okuma ya da mail gönderme, alışveriş yapma, bir film izleme ya da en sevdiğiniz sanatçının konserini canlı izleme gibi çeşitli elektronik boş zaman etkinliklerini sıralayabiliriz. Elektronik boş zaman kullanımı hızla artmakta. Dünyada internet kullanıcı sayısı 2.7 milyar, yani dünya nüfusunun %39'u. Bir kişi interneti çok farklı amaçlarla kullanabilir. Yani bu amaçların bazıları hem kişisel yarar sağlar hem de toplumsal yarar sağlar. Örneğin bizler bilim insanları araştırmalarımızı yaparken internetten faydalanıyoruz ve bu olmadan araştırmalarımızı yapmakta zorlanıyoruz. Bazı araştırmalara göre internetten en çok genel bilgi arama amacıyla faydalanılıyor. İkinci sırada oyun oynama geliyor ve üçüncü sırada insanlar interneti chat ve iletişim, sohbet ve iletişim için kullanıyorlar. Bu da pek çok kolaylık sağlıyor yaşamımızda ve bunun dışında eğlence geliyor son sırada. En çok kullanım amaçları bunlar. Türkiye'nin geniş bant internet abonesi sayısı 35 milyona, mobil abone sayısı 70 milyona ulaşmış durumda. İstediğin şeye anında ulaşıyorsun, eğleniyorsun, vakit geçiriyorsun, bilgi ediniyorsun, kendini geliştiriyorsun. Hani böyle bir gerçeklik var ve ben içindeyim. Olmaktan da çok mutluyum. İnternette geçirilen zamanın en büyük bölümünü %43 oranla oyunlar kaplamakta. Bunu %26 oranla sosyal ağlar, %10 oranla eğlence izliyor. Sürekli evdeyim. Sürekli evde olunca da tabii sürekli bilgisayardayım. Bilgisayarda da oyun oynuyorum yani genelde. Hani arkadaşlarımın geneli benden küçük, şu anda üniversitelerin ilk yıllarındalar ama hani bir el daha atalım, bir oyun daha oynayalım. Ya yarın sınavım var falan diyorlar. Benim olmadığı için rahatım tabii. Ya gelin hani birkaç tane daha atalım derken hani sabahın 6'larına 8'lerine kadar hani uyumaksızın oynadığımız günler biliyorum diyemem. Her gün neredeyse böyle geçiyor. Bizim programın başından itibaren vurguladığımız temel şey aslında boş zaman felsefesi. Yani boş zamanı verimli bir şekilde değerlendirmek. Dolayısıyla seyircilerin aklına da şu gelebilir. Verimli bir şekilde değerlendireceksek aktif bir rekreasyon yapmalıyız. Dolayısıyla internet ve bilgisayar başında saatlerce oyun oynamak pasif bir rekreasyondur. Bunun verimlilik neresinde? Şeklinde sorular gelebilir. Elektronik boş zaman da boş zaman kullanma için seçilebilecek yollardan bir tanesi. Ama önemli olan bunun da örneğin kitap okuma, örneğin sinemaya gitme, örneğin arkadaşlarla sohbet etme gibi belli bir zamanın ve limitinin olması. Çünkü
bugün elektronik yöntemler üzerinden insanlar da gelişimlerine destek sağlayabilirler ve buna zaman ayırmalılar. Bu dünyanın dışında kalmamalılar. Ama bu kontrollü, limitli ve nitelikli olması gereken bir zaman dilimidir. Elektronik ortamda bulunan her şeyi içine alan akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldi. Uyku dışında hemen hemen hayatımızın her noktasında akıllı telefon kullanıyoruz. Aramızdaki bağ, bağımlılık yolunda ilerliyor. Özellikle çocuk ve ergen yaştaki bireylerin bu cihazlara bağımlılığı %78'lere ulaşmış durumda. İşte araştırmacılar hep buralara vurgu yapmışlar ve pesimist görüşleri ortaya çıkmış. Yani internet bireylerin hem psikolojik durumlarına, hem fiziksel olarak, hem de zihinsel olarak aslında onları kötü etkilemektedir şeklinde sonuçlara varmışlar. Fakat bu uzun süreler alan online oyunlar ya da chat odaları bir şekilde bağımlılık yaratmış. Türkiye'de örneğin en yoğun internet kullanımı 16-24 yaş arasındadır. Bu gençler bağımlılık riskiyle karşı karşıyadır. Çok fazla oyun oynamak ya da çok fazla internete girmek başlı başına bir bağımlılık göstergesi değildir. Diğer bileşenlerle de birleşmesi gerekir. Bireyin haftada ortalama 30 saatini bilgisayar önünde geçirmesi bağımlılıktan söz edebilmek için yeterli. Bağımlılık olabilmesi için çok fazla süre ayırmanın yanında bu davranıştan vazgeçememe de olması gerekir. Ve vazgeçtiğimizde, örneğin uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşadık. 8-10 saat süren bir kesintide oyun oynamanın ve internetin yokluğunda insanlar eğer yoksunluk belirtileri gösteriyorlarsa ve canları aşırı sıkılıyorsa ve yapabilecek başka hiçbir etkinlik bulamıyorlarsa, bütün yaşamlarını oyuna ve oyunun ona sunduğu dünyaya endekslemişlerse, İşte burada bir sağlıksızlık, ruh sağlığını tehdit eden bir durum ortaya çıkıyor. Yine bağımlılık olması için bir başka kriter de giderek artan düzeyde oynaması gerekir bu oyunları. Ve onun yokluğunu düşünememesi gerekir. Ayrıca çalışıyorsa işte, okuyorsa okulda ya da ailesinde oyun bağımlılığının, oyuna ayırdığı sürenin bazı çatışmalara da yol açması önemli. İletişim çatışmalarına yol açması önemli. Bu bakımdan oyun bağımlılığı kendisiyle mücadele edilmesi gereken bir davranış biçimi. Hepimiz ayrı şehirlerden böyle iletişim kurduğumuz, oyun oynadığımız için hani o bilgisayara maalesef bütün şeyimizi yüklemiş oluyoruz. Hem iletişimimizi hem oyunumuzu. Günümüzde aslında hepimizin kullandığı internet ya da bilgisayar başında kalmanın diğer bir zararı da sosyal çevre, sosyal izolasyon. Araştırmacılar şunu söylüyorlar. Devamlı internet başında kalmak aslında sahip olduğumuz kaynakları erozyona uğratıyor. Sosyal çevremizden izole olmamızı sağlıyor. Son 15 yıldır internetin yaygınlaşmasıyla sanal oyunlar sosyal hayatın yerini almaya başladı. Bu nedenle 21. yüzyılın en önemli bağımlılık türü artık oyun bağımlılığı. Bu gençlerin dikkatlerini dijital materyaller dışındaki materyallere, örneğin kitaplara odaklamada güçlük çekmeleri, örneğin yazı yazmada güçlük çektikleri, örneğin yalnızlaştıkları ve aşırı oyun bağımlılığında kendilerini ya da diğer insanları makine gibi görmeye başladıklarını, bunun da giderek gelişen bir duygu küntlüğüne, yani duygusuzluğa yol açtığı söylenebilir. Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan diğer bir bulgu ise bireylerin psikolojik ruh hallerini etkilemesinin yanı sıra yaşama dair bir memnuniyetsizlik ve yaşam kalitelerinin düşmesi durumu ortaya çıkmış. Artık son sınıfım, bir şeylerin bilincine de varmam lazım. Ama öyle bağlıyor ki sizi, başından kalkıp da hani diğer şeyleri yapasınız gelmiyor. Dikiş benim için bu oyun bağımlılığının yanında pozitif bir şey olarak ben iyi bir şeye geçtiğim, yani kattığımı düşünüyorum. Çünkü eğer sürekli oyun oynasam, sürekli bilgisayarda olsam, hani bu sefer gerçekten hayatımı boşa harcadığımın
farkındayım. Yaptığının yanlış olduğunu bilen bir birey neden oyun oynamaya devam eder ve neden bağımlı olmaya devam etme konusunda ısrarcıdır? Diğer arkadaşlarım ne kostüm falan dikmiyorlar tabii. Erkekler zaten genelde çoğu. Hep bilgisayar başında oyun oynuyorlar. Hani ya ben şu kostümü dikmeye gideyim artık, hani etkinlik de yaklaşıyor falan. Yok yok gel hadi sen yaparsın, biliyoruz yetiştirirsin falan diye birbirimizi kötü etkileyerek aslında biraz da ya sürekli bir oyunun başında zaman geçirmeye devam ediyoruz. Bir insan neden oyun oynar? Dertleri vardır, sıkıntıları vardır. Onları unutmak için oynar ki en büyük sebeplerinden birisi de budur. Yani oyun bize destek olur aslında böyle. Bizi sırtlar. Eğlenmek için oynar. Yeni insanlarla tanışmak için oynar. Bütünüyle olumlu, bütünüyle olumsuz diye nitelendiremeyiz internet kullanımını. Ama mesela örneğin olumlu yanlarına değinmek istersek, yaşamı kolaylaştırır. İnsanlarla iletişim kurmamızı kolaylaştırır. Hatta bazı araştırmalara göre hem çocukların bilişsel gelişimini, yani beyinlerini kullanma becerilerini, düşünme becerilerini geliştirir. Hem de akademik başarılarını geliştirir. Mesela bilgisayar oyunlarının zeka gelişimini arttırdığı bilimsel bir kanıtlanmış bir gerçek. Çocuk öngörü sahibi oluyor, vizyon sahibi oluyor, sezgileri kuvvetleniyor, insanlarla iletişim gelişiyor, yabancı dili gelişiyor mesela. Çok fazla katkısı oluyor bilgisayar oyunlarının bize. İnternetin aslında faydalı bir kaynak olduğunu, eğer kullanım amacımız amaca vuruksa, gerçekten bilgi edinme ya da araştırma yapma dahilinde bilgisayar başında kalıyorsak ya da kısa süreli oyunlar olabilir. Yani kişiye hem kaçış deneyimi hem de günlük stresten uzaklaşma deneyimi sağlayabiliyorsa tabii ki faydalıdır. Ama bunun yanı sıra yine kimlik gelişimini desteklediği de söylenebilir. Örneğin bir genç düşünelim. Bir lise öğrencisi düşünelim. İnternet aracılığıyla farklı insanlarla tanışabilir, onlarla iletişim kurabilir, iletişim becerilerini güçlendirebilir. Bunlar olumlu yanları. Elektronik boş zamanda nitelikli ve bilinçli internet kullanımı iletişim becerilerini arttırır, dünyayı küçültür, bilgiye ulaşımı kolaylaştırır. Ayrıca deneyim elde etmenizi de sağlar. Faydalarının zararlarından çok daha fazla olduğu tabii ki tartışılabilir ve ileri sürülebilir. Ama örneğin şiddet içeren oyunların şiddeti özendirdiği ve insanların diğer insanlara sanki bir oyundaymış gibi davranabildiği, onların duygularını önemsemediğini de düşünebiliriz. Böyle bir riskle de karşı karşıyayız. Oyunlarda oyunun bitmesi game over sanal bir şeydir ama gerçek yaşamda ilişkilerin bitmesi, sonlanması, yani game over olması telafisi daha zor bir durumdur. Hani iyi ki cosplay yapıyorum diyorum. Çünkü hani oyun içinde para vermektense gerçek hayatta somut olarak elle tutulacak bir şey yaratmak bana daha şey geliyor, yani pozitif bir şey gibi geliyor.